Reza Taş'ın şifresi, onu göster asıl. Onun bir de açılmış şey, şu. Şu. Bu, şimdi şunu şöyle tutalım. Verk var efendim. Cinlerle ilgili bir şey, buyurun. Bu mezar, nerede bu? Bu İdris-i Muhtefi'nin yanında. Hı. Bu da şey, bu da daha eskisi. Orada bu da bir başkası gibi. Efendim, şöyle tutalım. Pentagram. Yıldız, beş köşeli yıldız diyoruz. Bu da beş köşeli. Beş de pentagram. Bu nedir? Bu da işte öyle bir cifir şey. Taş mı bu, değil? Yok, değil bu. Ha. Şimdi bunu niye koyuyorlar, şunu, taşa? Şimdi bu Sebakıt-ı Fatiha'nın denilen bir şifre. Fatiha'da harfli bulunmayan harflerden meydana gelmiş bir... Yani Fatiha suresinde olmayan harfler olmayan harflerden, evet. Bu şekilde Celuti evradı diye bir evrattan bahsediyorlar. Ne demektir? Celuti nedir? Evrat nedir? Bu bir Hazreti Ali'ye kadar giden bir sistemin, bir zikir sisteminin gizli bir şeyi. Yani bir böyle insanın ufkunun açılması, gözünün açılması, görünmeyenlerin keşfedilmesi falan gibi şeylere yol açan bir sistem. Evet. O sistemin deşifresi gibi görülüyor. Peki niye bunu taşa koyuyor? Bilemiyorum ki niye koymuş. Niye işleniyor bu taşa? Herhalde bir ruhani bir şeyinle istimdat var. Herhalde bunu koyduğu zaman nasıl, nazar niye konur kapının üstüne? Niye mesela nazarlık kullanılıyor? Koruduğuna inanıyor. İşte bu da öyle bir şey, inançtan kaynaklanıyor. Peki bu? O da aynı şekilde. O hacı, Hasegide Bayrampaşa Teknesi'nin haziresindeki bir taşta ayaklaşıyor. Bu da ne gösteriyor? Efendim? Bu da ne var? Niye yıldız var? O da aynı şekilde. Yıldız. Yıldız çok var. Ha, yıldız tamam var da bu herhangi bir suredeki şifreler falan mı, yoksa bu yıldız? Bu söylediğim işte şeye gidiyor. Söylediğimiz aynı, bakın aynı şeyler var. Aynı bu da doğru. Onun mahiyetini bilemiyorum. Yani gösteriyor zaten şu anda. O da evet. Yani efendim onda ve şurada şu şekildeki harfler Fatiha'da geçmiyor. Evet. Bir şifre olarak bir şekilde yapılmış. Evet. Şifreyi evet. Çözebildiniz mi? Hayır. Çözüyor mu? Hayır. Çözmüşü de söylemez. Sansür etme abi. Bu da Allah Allah. Aa, bu şey bu. Bu taşta öyle işlenmiş mi diyor bu? İşlenmiş diyorlar Afyon civarından geldi. Afyon civarı. Efendim bu biraz daha geri giderse kamera lütfen şöyle boyu hiç olmasa gözüksün. Alttan falan evet efendim. Bu bir vefk. İsmi Azam vefki bu. Değil mi? Öyle de yani. Ne işe yarar? Onu ben bilmem, sen bilirsin. Bu İsmi Azam vefki. bunda Esma-i Hüsna ve bazı başka isimler yazılıdır. Sıfatlar yazılıdır. Efendim, Allah'ın bu, isimleri mi içinde yazılı? Başka isimler de yazılıdır. Bunlar bir araya gelerek... işte bazı karanlık işlerde kullanılır. Büyü, cin falan filan gibi. Bunu Afyon tarafında mı demiştin? Öyle, evet. Afyon'da bunu mezar taşına işliyorlar, düşünsenize. Efendim arkadaşlar işaret veriyorlar, bir ara verin diyorlar. Ondan sonra başka bir şey. Ondan sonra gene böyle değişik. Şimdi şey. Konuya asıl girdik yani. Evet. Değişik bir şey daha söylüyorum, anlasın. Onu açılışta söyleyin isterseniz. Erhan'ı bir çatlatalım mı? Çatlatalım. Biliyor musun? Ben İlçe Akışlaları. Kimin o? Suratı değişti Erhan'ın. Ya? Niye özellikle Yeniçeri kışlamıyor? Siz Yeniçeri'den ne anlıyorsunuz? Yeni üstadlar var bu konuda Erhan Bey. Abi ama siz yetiştirdiniz onları. Hiç şeylere girmeyelim Yeniçeri kışlamıyor. Şehir Bey bakın 1930'larda o işler halinde. 1929'da çıkmış kitap yoksa. Şimdi Cellat Taşı var mı? Geleceğiz onlara. Efendim biraz sonra Cellat Mezar Taşları'nı şey yapacağız. Yok, mezar taşı yok. Cellat'ın taşı var. Taşı işte, Celladın taşı, şey taşı. Kafa kesti. Bir tane de şeyde dur, saraydaki ne oldu? Bir dibek vardı. O mu? Kelle dibeği. Alimlerin kafasına. Ne oldu o? Duruyordu, ne bileyim ben. Ben duruyordu herhalde, ben seninle o tarafa geçmedim. Efendim Topkapı Sarayı'nda bir şöyle büyük bir havan düşünün. Adamın kafasını kesip kafa orada ezildiği söyleniyor ama hiç inanmıyorum. İlmi ilah abin etmeyenler o. Doğru mu? Efendim? Doğru mudur bu? Sıra bize geldi. Efendim kısa bir reklamdan sonra bu idam cellat taşlarını konuşacağız. Tarihin Halk Odası efendim devam ediyor.
Efendim evet. Tarihin halka dostu devam ediyor. Birçok seyircimiz mezar taşından koleksiyon olur mu diyorlar. Buna ne denir? Nekrofili. Nekrofili mi denir? Mezar taşı koleksiyonu yapmıyor. Mezar taşı fotoğrafı. 60 bin tane. Evet. O da 65 bin pardon. Onu düzeltin mi sen? Mezar taşı koleksiyonu başka şey. Mezar taşının fotoğrafının koleksiyonu mezar başka. Peki kamyonla gönderdiklerin neydi müzeye? Onlar orijinallerdi müzeye yolladım. Kurtarmış onları. Mezar müzeye taşı, yolladım yani. Mezar taşı bulundurmak suçtur. Evet başka ne var burada? Burada çok şey var. Şu cellat şeyi. O cellat taşı. İsterseniz bir... Bu kafa mı kesiyor bunda? Görmüyor musunuz bakın baltanın vurulduğu yer bir de ayağının aşımı. Şöyle bakalım efendim şunu çıkartalım da öyle bakalım. Evet, bu nerede? Aşımış. Duruyor mu? Süleymaniye şu şeydeydi. Müftülüğün kapısı önündeydi. Süleymaniye'de. Duruyor mu? Durmuyor. Bu halde değil. Efendim. Şöyle yapabilirsek bu cellat taşı yani kafa burada kesiliyor. Yani cellatın mezar taşı değil. İdam taşı. İdamın tatbik edildiği taş. Balta vuruyor. Balta vuruyor. Şu gördüğünüz pardon. Şöyle bir. Bakın şurada çukurlar, kırıklar falan var. Şuralarda görüyorsunuz. Baltanın girdiği yer şurası. Şuraya da kelleyi koyuyor. Şuraya. Ayağı orası. Ayağı pardon. Oraya. Bir dakika. Her şimdi tamam. Şuraya koyuyor kafayı. Evet. Şurası ayak yeri şuraya koyuyor. Ya bu yani sağa sola ya. Gösteriyor ya. Hı-hı. Ben sola götürüyorum kendimi o sağa gidiyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Şurası kafanın konduğu, baltanın konduğu yer. Şu kısım ayakların konduğu yer. Ve burada şöyle şey olarak yapalım. Yani burada idamlar oluyor. Başka örneği var mı bunun? Yok tek. Tek değil mi? Aslında bunu İlber mesela saraya almak zorunda. Alsa çok daha iyi olur. Ya bu en temiz aslında o 1900 işte o 40'lı 50'li yıllardaki projenin. Yani çok iyi bir mezar taşı müzesi kurulması lazım. Çünkü bunlar bizim medeniyetimizin göstergeleri. Ve bunların çoğu da yok oldu. Erhan yani. Yapma yani. Teknoloji döneminde bunlarla uğraşmak. Aa ne kadar ayıp. Ama bakın kitabeler nasıl kayıt ve zapt olunmalıdır diye Halil Ethem Bey'in evet. Yani Türkiye'de müzeciliğin en önemli isimlerinden biri evet. Ya Halil Ethem'in Tokat'ın kitabelerini bile kaydetmiş gelmiş o zaman. Ya bunların bir kısmı mesela bugün yok. Tabii. Yani o açıdan tarih araştırmalarında son derece önemli. 1940. Yani İsmail Hakkı Uzunçarşılı büyük tarihçimizde bazılarına göre tarihçi sayılmıyor ama Türkiye'nin en büyük tarihçilerinden birisi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı da birçok yerin kitabelerini toplamıştır. Evet. Hisse senedi toplayacağın adam. Bu arada sizin semtiniz sayılır. Karakolhane ve Selamsız Karakolu. Sokağın ismi efendim Güner Sokak diye değişmiş. Üsküdar'daki. Mesela bu tarafta Akyol diye değiştirdiler. Ne kadar güzel bir isim vardı biliyorsunuz onun. Nerenin? Akyol Caddesi oldu neydi, ya. Şey, kuş. Tavuk uçmaz. Evet. Ama öyle çok güzel. Çok güzel şey vardı. Tavuk uçmaz, deve görmez, evet. Kervan geçmez. Hı. Yani böyle çeşit tabii oranın coğrafi özelliklerine göre isimler var dediğiniz gibi. Tavuk uçmazı ne yaptılar şimdi? Akyol. Akyol sokak oldu.